Değerli izleyenler, şu anda geçtiğimiz günlerde diktiğimiz domates fidanlarının yanındayız. Şimdi bunlara birer bakım yapıyoruz annemle. Tabii bunların sulanması ve çapalanması gerekiyor. Şu anda otun içinde domates olup olmadığı da tam belli değil. Yakın çekimden siz değerli izleyenlerime domateslerimizin, yer domatesi bunlar, şöyle setin üstüne yatırmasını gerçekleştireceğiz. Gelecek günlerde bunu yatırırken de siz değerli izleyenlerime video çekip göstereceğim. Biz arık sisteminde setin üstüne yatırma şeklinde domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Kendi bahçemizde yemeklik olarak diktiğimiz bir domates bu. Evet, şimdi ne kadar büyüdüğünü siz değerli izleyenlerime ve domates verdiğini göstermek istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda domateslerimiz şöyle büyük seviyelere geldi. Tabii bu arığın içine dikeli bayağı bir 20-25 gün olmuştu. Şimdi de yanına birkaç günlük olan domatesleri diktik şöyle. Küçük olarak. Bunlar da biraz daha körpe olacak. Yani sonradan verecek. Şimdi bunların bu ot temizliği yapılması gerekiyor. Bunun içine kesinlikle ot ilacı atılamıyor. O yüzden bahçeyi mutlaka çapalamamız gerekiyor. Evet, şimdi de bahçeyi çapalıyoruz. Çapalanmış halini de siz değerli izleyenlerime göstermek istiyorum. Burası da çapalanmış hali domatesimizin. En son şu arığın ortası açılarak domateslerin yanına yatırma işlemi gerçekleştirecek. Ortaya da bir damlama hortumu çekmeyi planlıyoruz. Evet, domateslerimiz şu şekilde şu anda gayet de iyi. Çok güzel de pançaklaştı. Birkaç tane dalı fazlaca oldu. Şimdi ağır ağır bu setin üzerine yatarak burada domates tohumlarını fazlaca vermeye başlayacak. Domateslerimiz bu arada küçük olmasına rağmen şöyle güzel domateslerimiz var. Yani dökümü çok güzel olacak gibi duruyor bu domatesin. Çünkü cinsi güzel bir domates. Şöyle bakın, çiçeği de 4-5 tane veriyor verdiğinde. Aynı sırık domates gibi. Dibinde de yine aynı şekilde domatesi mevcut. Ama o dibindeki domatesler bizim için çok önemli değil. Önemli olan bu saatten sonra verilecek domatesler bizim için önemli. Evet, şimdi çapayla ot temizliğini yaparak domateslerimizin gelişiminin hızlanmasını sağlayacağız. Ve setin üstüne yatırmak için ön hazırlık yapmış olacağız. Domatesin dibine bu şekilde çapasını yapılmazsa bu domates otun içinde hiçbir şekilde gelişim gösteremiyor. O yüzden mutlaka dibinin çapalandırılıp havalandırılması ve domatese alan açılması gerekiyor bir anlamda. Çünkü bu içindeki ot mesela kanyaş. Kanyaş bir bastığında domatesi içinde domates artık domates vermez hale gelip üstelik bu otlardan da hastalık bulaşarak domateslerin kurumasına neden olabiliyor. O yüzden 20-25 günlükken özellikle bunun çapası çok önemli. Çapası yapıldıktan sonra artık bu yeni domatesin de özellikle biz çapasını yapmıştık zaten. Daha fazla çünkü otun içinde büyüyemeyecek, gelişemeyecekti. Evet, şu anda çapalanmış hali domatesimizin durumu bu. Artık bunlar bir ay sonra bizim yiyeceğimiz domatesleri vermiş olacak. Gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmüş olacak. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.